Sevgili izleyicilerimiz, Bitlis'i İzmir'e taşıdığımız bu günler o kadar güzel geçiyor ki, o kadar yoğun, katılımlı, mutlu bir şekilde vatandaşlarımızla buluşturuyoruz, gurbetçilerimizle buluşturuyoruz. Bitlis'i burada en güzel şekilde İzmirli vatandaşlarımıza tanıtıyoruz. Çok güzel günlerin yavaş yavaş sonuna doğru da ilerliyoruz ve bu nedenden ötürü de biz Bitlis AK Parti Milletvekili Sayın Vahit Kiler Beyefendi'den bir değerlendirme konuşmasını almak isteyeceğiz. Hemen kendisine böyle bir mikrofon uzatalım, bakalım bu değerlendirmeleri, onların da yaşadığı görüşleri, duyguları neler? Efendim hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bizler hayırlı çok teşekkür sabahlar, ediyorum. Hayırlı pazarlar diliyorum. Böyle güzel İzmir gününde dışarıda hava çok güzel. Aslında programı dışarıda yapmak lazım. Gelirken açıkçası biraz da İzmir'de yaşayanları kıskandım. Biz Ankara'da dün -6 derece vardı. Bugün burada 12-13 derece. Yaklaşık 20 derece fark var. Bitlis'imizde şimdi 1 metre kar varken burada güllük gülistanlık. Hakikaten insan burada yaşayanları kıskanıyor. Güzel bir hava var. Çok güzel bir gün. Tam fuara, aslında insanların fuara gelmesi sağlayacak bir atmosfer var dışarıda. İnanıyorum ki bugün fuarımız, standlarımız çok daha fazla yoğun olacak. Tabii 4 gün oldu. Bugün 4. gündeyiz. Ben Perşembe günü açılışta buradaydım. Cuma günü mecburen meclis çalışmasından dolayı, bütçenin son oylanmasından dolayı meclise geçmiştim ama dün yine eşimle beraber geldim. Buradayız, eşimle ve hanımla beraber buradayız. Bugün akşama kadar inşallah, fuar kapanıncaya kadar burada sizinle beraber olacağız. Gelen bütün hemşerilerimizi burada ağırlamanın, onlarla hasbihal etmenin, sohbet etmenin keyfini yaşıyoruz. Tabii çok güzel, açıkçası olağanüstü anlar yaşıyoruz. Olağanüstü durumlar yaşıyoruz. Gelen insanların yüzlerindeki o ifadeleri herkesin görmesini arzu ederim. Yani Bitlis'te yaşayan, bütün Bitlislerin gelip buradaki bu atmosferi yaşamasını arzu ederim. İnsanların o gözlerindeki pırıltı, o duygusal anlar, bazı 20 senedir, 25 senedir, 30 senedir hiç karşılaşmayan akrabaların, eşlerin, dostların, mahalle arkadaşlarının karşılaştığını görüyoruz. Duygusal bir şekilde sarıldıklarına şahit oluyoruz. Bu bizleri mutlu ediyor. Bunlara vesile olmak hakikaten çok güzel bir duygu. Bu insanları bir anlamda silah-ı rahim yaparak yapmaya da vesile oluyoruz. Bu da muhteşem bir duygu atmosferi oluşturuyor. Açıkçası çok mutluyum ben. Bir defa şahsım olarak çok mutluyum. Bitlis adına çok mutluyum ki yıllardır yapamadığımız, yıllardır hizmet anlamında hep ilimize hizmet etmek için çabalarken tabii ki tanıtımı hep ihmal etmiştik. Tanıtımı biraz geri planda bırakmıştık. Ama 2013 yılı bizim Bitlis için hakikaten altın bir yıl oldu. Hem yatırımlar açısından hem ilimizi tanıtım açısından altın yıl oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda aynen bu şekilde, bu hızda, bu heyecanla ilimizin tanıtımına hep beraber gayret gösteririz. Tabii ki burada olmazsa olmaz Bitlis TV'nin müthiş bir katkısı var. Sizlerin müthiş bir katkınız var, emeğiniz var. Emeğine sağlık, emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Bütün buradaki olan hadiseleri, güzellikleri, folklorumuzu, yöresel ürünlerimizi, güzelliklerimizi, her şeyimizi an be an Türkiye'ye yansıtıyorsunuz. Türkiye'deki bütün izleyenlere buradaymış gibi, herkesin burada, sanki herkes buradaymış gibi insanlara o duyguyu yaşatıyorsunuz. Tabii bu Bitlis TV vasıtasıyla, sizlerin vesilesiyle oluyor. Muhteşem bir şey. Hakikaten emeği olan çok burada insanlar var. Yanımızda kültür müdürümüz var. Tahmin ediyorsam bir haftadır burada. 4 gün oldu başlayalı ama kaç gün öncesinden geliyor? Arkadaşlarımız kaç gün öncesinden geldi biliyorum. Buradaki bu organizasyonu yapmak, organizasyonun aksamadan yürümesini sağlamak çok kolay değil. İnsanlar sadece perdenin önünü görüyor ama perde arkasında müthiş bir emek var. Vali yardımcımız Akif Bey'in çok katkısı var. Kaymakamlarımızın çok katkısı var. İl bürokrasinin, il müdürlerimizin çok katkısı var. Yani bir ortada eğer bir eser varsa, bir güzellik varsa, bu tam bir paylaşımdan sonra bu emek ortaya çıktı, bu güzellik ortaya çıkıyor. Eğer paylaşım olmazsa, o birlik beraberlik olmazsa, o birliktelik ruhu olmazsa bizim bunu sağlamamız mümkün değil. Ama Bitlis'te herkes görevini fazlasıyla yapıyor, yaptı. Özellikle bu organizasyonlarda. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bitlis TV'ye teşekkür ediyorum. Burada bizi yalnız bırakmayan, Manisa'dan, Kütahya'dan, yakın illerden, Aydın'dan, Antalya'dan burada yüzlerce insan var. Dün Çanakkale'den de gelmiş. Çanakkale'den, İstanbul'dan dün gelen insanlar vardı. Yani Bursa'dan gelen dostları gördük.
Yani muhteşem bir şey. Hiçbir güç, ben inanmıyorum, başka hiçbir güç, başka hiçbir sevgi Antalya'dan, Aydın'dan veya işte Bursa'dan, Çanakkale'den insanları alıp buraya getiremez. Ancak burada 2-3 saatlik bu atmosferi yaşamak için, bu duygu seline ortak olmak için o insanlar geliyorlar. Para verseniz inan, parayla getirmeye kalksanız getiremezsiniz. Bu başka bir şey, bu sevgi başka bir şey. İnşallah Rabbim bu sevgiyi hep içimizde heyecanlı tutsun, hep diri tutsun ki bizim birlikteliğimiz bozulmasın. Bu insanımızın bu güzelliği bozulmasın. Hakikaten insanımız güzel. Bizi tanıyan herkes tek diyor. Sizin en güzel neyi beğendiniz? Bir defa diyor insanınız. Adam gibi adam insanınız. Bitlisli. Adam gibi adam. Tabii ondan sonra folklorumuzu herkes gelip bilmeyen bilemeyen halay çekmeye, halay için görüyorum. Bir şekilde davul zurnayı çaldığını görünce halaya eşlik ediyor. Öbür tarafta kültürümüzün her türünü burada bize insanlara yaşatıyoruz. Bütün yöresel ürünlerimizi büryanımızdan balımıza, cevizimizden fındığımıza, fıstığımıza kadar neyimiz varsa diğer ürünlerimizle, güzelliklerimizle, yani bizi biz yapan ne varsa, Bitlis'i Bitlis yapan ne varsa, ilçelerimizde ahlatıyla, adil cevazıyla, norşeniyle, hizanıyla, mutkisiyle, merkeziyle, tatvanıyla bütün güzelliklerimizi, her ilçemizin ayrı güzelliği var. Bir de öyle bir güzelliğe sahibiz. Yani Bitlis olarak başka illerde çok var mıdır bilmiyorum ama Bitlis'in çok farklı güzelliği var. Her ilçemizin kendine has farklı değerleri var. Her ilçemizin kendine has farklı özellikleri var. İnsanının farklı yönlerinin güzellikleri var. İşte onların tamamını burada paylaşma imkanı buluyoruz. Tabii ki burada paylaşmak da yetmez. Amacımız inşallah bu tanıtımlardan sonra insanları Bitlis'te görmek. Gelip buralarda bu standları gezenleri artık Bitlis'te ağırlamak. Bitlis'te inşallah Bitlis'in güzelliklerini Bitlis'te tatmak. Tabii bu tanıtım anlamında baktığımız zaman tek başına bir tanıtım olarak bunu göremeyiz. Yani insanlar Bitlis'i tanıtıyoruz ve kültür müdürümüz yanımızda kültürel anlamda bütün değerlerimizi paylaşıyoruz. Ama bir de aslında benim çok önemsediğim ekonomik anlamda müthiş bir katma değeri sağlıyoruz. Yani dün ben Tatvan'dan bir peynirci arkadaşımızın standına uğradım. Açıkçası çok da mutlu oldum. Ya kışın kış günde biz memlekette sinek avlarken bizi buraya getirdiniz. Binlerce liralık cirolar yaptık. Yüz binlerce liralık cirolar yaptık. Çok keyifliyiz. Allah sizden razı olsun. Ya bunu bize, bunu duymak bize yetiyor. Bu esnafımızın, yöresel ürünleri üreten esnafımızı inşallah kalkındıracak. Bu günler vasıtasıyla bir ekonomik anlamda da o bize katma değer sağlayacak. Sadece anlamda şehrimizin tanıtımı anlamında biz faaliyet göstermiyoruz. Esnafımıza da ekonomik anlamda müthiş bir katma değer sağlanıyor. Özellikle yöresel ürünlerimizi bilmeyenler, daha önce tatmamış olanlar, sadece burada olarak bunu görmemek lazım. Arlar bittikten sonraki esnafımız gelen ziyaretçilere dağıttıkları telefon numarası kartlarla siparişlerle geri dönmeleri. Ben geçtiğimiz günde Bitlis'te bir esnafımızı gezerken, ya sayın milletvekilim, bizim orada sattığımız bir ton bal, iki ton bal çok önemli değil. Biz asıl geldikten sonra sipariş aldık. Oraya gelip bir kilo alan tadına bakmak için alan beğenmişse döndükten sonra bize 10 kilo, 20 kilo sipariş verenler oldu. Bu bizim için en güzel mutluluk bu. Ya eğer biz Bitlis'in balını tanıtacaksak, Bitlis'in Adil Cevaz'ın cevizini tanıtacaksak, hizanımızın fındığını tanıtacaksak bundan daha güzel bir yol bulamazsınız. Yani bu tanıtımı yapmak için inanın yüzlerce milyon para harcasınız. Yüzlerce milyon. Yüz milyonlarca lira para harcansanız bu tanıtımı yapamazsınız. Yani bir düşünün, bir üretici firma bir ürün çıkarıyor, onu pazarlamak için milyonlarca lira reklam parası harcıyor, yine de o ürünü tam anlamıyla tanıtamıyor. Ama biz 4 günlük bir fuar organizasyonda ilimizin bütün ürünlerini tanıtıyoruz ve yüz binlerce insana tanıtıyoruz. Düşünün, Fesane'de 1 milyonu aşkın insan geldi. Fesane'de program bittikten sonra beni çok mutlu eden bir olay yaşandı. Bizim AK Parti Genel Merkez'de Sayın Başbakanımızın eşleri Emine Erdoğan Hanım'ın önderliğinde bir milletvekili eşlerine bir toplantı yapıldı. Benim eşim de katılmıştı, Selahattin Hanım da katılmıştı. Orada çok güzel, oraya katılan bir profesör, Faruk Saraçoğlu hoca, gıdayla ilgili, gıda güvenliğiyle ilgili, organik gıdayla ilgili sunum yaparken Bitlis'e örnek veriyor. Bakın. Ne kadar
Diyor ki ya ben geçtiğimiz günlerde İstanbul Fesane'de Bitlis günleri vardı, oraya gittim diyor. Bunu AK Parti'nin hanımlara yaptığı toplantıda anlatıyor. Fesane'deki Bitlis günlerine gittim diyor, çok mutlu oldum. İnsanlar diyor, binlerce insan çılgınca halay çekiyordu, bakın. Ve binlerce insan çılgınca alışveriş yapıyordu. Doğunun organik ürününe susamış insanlar sanki diyor standlara saldırmış da alışveriş yapıyordu. Ben de diyor alışveriş yaptım. Ürünleri çok doğal görünce, çok organik görünce ben de alışveriş yaptım ve çok kaliteli gördüm. Bunu söyleyen bir toplantıda bizden habersiz, bizim haberimiz olmadan Bitlis günlerini örnek vererek bütün Türkiye'ye sunum yapıyor bu insan. Ya bu bizim için inanılmaz bir mutluluk verici bir şey. Bu reklamı biz milyonlarca lira harcasak yapamayız, yaptıramayız. Doğal reklam. Kendi baktığınız zaman yani sizin söyleminiz de değil. Adam kendiliğinden doğal olarak çıkıp orada bu eğer olayı, hadiseyi anlatıyorsa Bitlis için inanılmaz mutluluk verici bir hadise. Ben bu tanıtımların devam etmesi ilimiz için çok önemli. İlimizin tanıtımı için çok önemli. İlimizin ekonomik kalkınması için, ilimizin yöresel ürünlerini imal edenler için inanılmaz bir fırsat. Bundan sonra Bitlis'te bal üreticisi, ya ben bal üretiyorum da ama bu balı nereye satacağım? Acaba satabilecek miyim? İyi bal üretirsem işte kilosu 100 liradan 120 liradan bal satabilir miyim? Ya Bitlis'te kime satacağım ben bunu? Satamam ki. Düşüncesi olmayacak. Eğer bir ürünü üretiyorsa biz ona pazar buluyoruz işte. Pazarı da böyle buluyoruz. Esnafımızın yanında olacağız. Onların ürünleri bütün Türkiye'ye bu şekilde pazarlamış olacağız. Balıyla, ceviziyle, fındığıyla, fıstığıyla, bütün peyniriyle vesaire her neyimiz varsa bütün yöresel ürünlerimizi inşallah bundan sonra insanlar kapışacak. Bu anlamda da çok faydası olduğuna inandığım bir proje bu. Biz buna sahip çıkacağız. Bu Bitlis günlerinin, Bitlis tanıtımına inşallah hep beraber sahip çıkacağız. Ki sahip çıkıyoruz. Ben emeği geçen tekrar bütün arkadaşlarımla teşekkür ediyorum. Bugün inşallah halaylar devam edecek. Bugün bayram devam edecek. Akşama kadar buradayız. Akşama kadar Oğuz Durna çalacak. Hatta biraz evvel kültür müdürümüzle de konuştuk. Ben burada ekibini burada kuracağız. Folklor ekibi olarak binlerce insanın kol kola girdiği, birbirini tanımayan binlerce insanın işte doğudan Ege'ye, doğudan tam Türkiye'nin tam Bitlis'inden İzmir'ine geldiğiniz zaman birbirini Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle herkesin nasıl kardeş olduğunu burada biz dışarıda bu örneği vereceğiz. Bütün Türkiye'ye buradan haykıracağız. Biz kardeşiz. Biz kardeşiz. Biriz, beraberiz ve diriyiz. Kimse bizi bölmez, parçalamaz, parçalayamaz. Türküyle, Bitlis'ten gelen Kürdüyle, İzmir'den gelen Türküyle bakın nasıl biz kol kola halay çekiyoruz. Bütün burada bizi bölmek isteyenlere inşallah mesajla vereceğiz. Ben bu anlamda tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Bitlis ailesine teşekkür ediyorum. Soru sormak istiyorum. Sayın Vekilim, bu üçüncü ayağını gerçekleştirdiğimiz Bitlis tanıtım günleri boyunca İzmir'de gerçekleştirilen inanılmaz bir yoğun katılım oldu. Biz bunu İstanbul'da da yaşadık, Ankara'da da yaşadık, İzmir'de de daha da fazlasını da yaşadık belki hani. Bu tanıtım günleri insanları çok mutlu ediyor, gurbetçileri mutlu ediyor. Tanıtım amaçlı olduğu için İzmir'deki vatandaşlarımızı da gerçekten hayretle gelip baktıkları, hayretle gördükleri, gerçekten Bitlis bu kadar güzel miymiş dedikleri bir tanıtım günü gerçekleşti. Peki biz bu etkinliklerin devam edeceğini düşünüyor musunuz? Bu etkinliklerin devamı gelecek mi farklı büyük şehirlerde? Yani farklı şehirlere tabii gidebilir miyiz? O biraz zor görünüyor. Ama Ankara'dakini inşallah geleneksel hale getireceğiz. Yani Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptığımız Bitlis günlerini geleneksel hale her sene Bitlis gününü yapacağız. İstanbul Fesane'de Bitlis günlerini de inşallah geleneksel hale getireceğiz. İzmir'de her sene olabilir mi? Gücümüz yeterse, ekip yorulmazsa İnşallah onu da yorulmayız Sayın Vekil. Biz arzu ediyoruz. Yani bu 3 senede 3 şehrimizde, 3 büyük şehrimizde, metropol şehirde ilimizi tanıtmaya devam etmeyi arzu ediyoruz. Ben açıkçası ilim milletvekili olarak, sorumluluk sahibi bir olarak bana düşen ne varsa ben görevim bitinceye kadar bunu devam ettireceğim. 2015 Haziran ayına kadar. Ama benden sonra tabii devam ettirirler mi, ettirmezler mi onu kendileri ve Allah bilir. Ama benim gücüm yettiğince, zamanım el verdiğince bütün inşallah milletvekili olsam da olmasam da bu gibi etkinlerin hepsine katılacağım ve hepsinde de bize ne düşüyorsa, elimizden ne geliyorsa biz yanında olacağız. Şehrimizin yanında olacağız. Şehrimizle beraber olacağız.
Tabii çok önemli. Bunu bırakmamak lazım. Aksatmamak lazım. Bir eğer yakalanan bir tempo varsa, bir güzellik varsa o güzelliği açıkçası bırakmamak lazım. Eğer insanlar da bundan memnunsa, yani şu teyzelerin, hacı amcaların gözlerindeki o ışıltıyı siz başka yerde yakalayabilir misiniz? Beni hiç tanımamış, bakıyorum bir 70 yaşındaki hacı teyzem ben kucaklıyor beni, sarılıyor. Beni tanımaz bilmez. Ama ilinden gelen biri olduğum için ilinin havasını belki benden teneffüs etmek istiyor. Şehrine olan özlemini bana sarılarak gidermek istiyor. Yani bunu eğer biz bu insanlara yaşatmışsak yaşatmaya devam edeceğiz. Yaşatmamız da gerekiyor. Bu çünkü ilimiz insanında bir hasletti, özlemdi. Bu sevdayı hissedenlere, bu memleket sevdası duyanlara inşallah biz bunu devam ettireceğiz. En azından memleketine gidemeyenlere burada o biraz olsun sevdalarını gidermiş olacağız inşallah. Özlemlerini gidermiş olacağız. Dün Ege Söz'ün baş yazarı geldi buraya. Ne dedi biliyor musunuz bana? Dedi ki ben bu insanlar nereye gidiyor diye düşünüyorum diyor. Nasıl düşündünüz dedim. Dedim herhalde Edirge şeye falan gidiyorlar. Diyor, bir baktım herkes aşağı iniyor, ben de buraya indim. Evet. Ve geldim diyor ki şunu inanıyorum ki diyor. İnanın İzmir fuarı kadar etkili olan bir fuar gördüm burada. Ve bütünleşmiş bir insan kitlesi gördüm. Birliktelik gördüm, güzellik gördüm. Herkesin gözü gülüyor. Burada gülmeyen bir yüz göremiyorsunuz. Somurtkan bir yüz göremiyorsunuz diyor. Bu diyor bunu köşe yazana, köşeye yazılarımda yazacağım da diyor. Ve örnek göstereceğim diyor. Bu beni çok etkiledi dün. Bunu Ege Söz'ün baş yazarı söylüyor. Ne güzel işte. Yani bu beni çok mutlu etti. Eğer bunu yakalayabilmişsek evet. Ve ben dün birkaç kişiden özellikle İzmir'de yaşayan valisinden tutun da birkaç bürokratla da konuştuk. İzmir tarihinde il günleri, yani kentlerin yaptığı günler arasında şu ana kadar böyle bir gün yapılmamış. Evet, etkili bir gün olmamış. Bizim için ya bundan daha mutluluk verici bir şey olabilir mi? İstediğiniz hedefe ulaştınız mı? Yani istediğiniz o amaç gerçekleşti mi? Elhamdülillah. Biz açıkçası Ankara'da yaptığımızda da ilk olmasına rağmen tabii bir aksaklık bekliyorsunuz. Bir organizasyonda bir sıkıntı bekliyorsunuz. Muhakkak ilk organizasyonumuz çünkü. Biz daha önce yapmamışız bunu. Ama elhamdülillah. İstediğimiz hedefe ulaştık mı? Bitlis ilimizi ilçeleriyle birlikte en güzel şekilde tanıttığımızı düşünüyor musunuz İzmir'de de? Yani Ankara'da, İstanbul'da olduğu gibi burada da istenilen hedefe ulaşıldı mı? Vallahi hedeflerimizi aştık. Ben öyle görüyorum. Çünkü hem Ankara'da ilk yaptığımız organizasyonda biz aksaklıklar açıkçası bekliyorduk. Çünkü daha önce yapmamışız. Tecrübe sahibi değiliz. Ama elhamdülillah Ankara'daki en iyi organize olan gün oldu. Bitlis günleri. En iyi organizasyona imza attık orada. Ve hemen hemen en iyi katılımı sağlayan illerden birisi olduk. İlk olmasına rağmen. Zaten İstanbul'da muhteşem bir hava yakalandı. İstanbul fesane tarihinde öyle bir kalabalık görülmemişti. Bırakın E5'te trafikler aksadı. Trafik polisleri anonslarda Bitlis'i geçti. Ya Bitlis günleri varmış, onun için bu yoğunluk var diye. Anonslarda bu telsiz anonslarında duyuldu. Açıkçası ben İzmir'i eğer sorarsanız İzmir'de biraz endişeliydim. Çünkü İzmir yapı olarak baktığınız zaman hem çok kalabalık Bitlisli bir kitlesi yok. İstanbul'da biz 1 milyon kişi beklemiştik ve hedefe ulaştık ama İzmir'de toplam yaşayan Bitlisli sayısı 70 bin civarında. Ben tabii o biraz beni ürkütmüştü, korkutmuştu ama İzmir'deki bütün Doğu Güneydoğu bizi yalnız bırakmadı. Eğer bugün hedef 200-250 bin kişilere ulaşmışsa, bugün itibariyle, bu akşam itibariyle hedefimiz burada 200-250 bin kişiyi yakalamak. Aydın'dan, Kütahya'dan, Manisa'dan, Bursa'dan, İstanbul'dan, Çanakkale'den de dostlar bizi yalnız bırakmadı. Elhamdülillah. Böyle bir yoğunluk beklemiyorduk. Ben açık söylüyorum. İzmir'de biraz o yönden endişem vardı. Yani kalabalık olmaz diye endişem vardı ama bizim hemşehrilerimiz bizi mahcup etmediler. Bizi açıkçası yanılttılar. Ben teşekkür ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu günler, bu tanıtım günleri hiç aksamadan devam edecek. Ve ilimizi bütün Türkiye'ye, ilimizin insanını, güzelliğimizi, bütün değerlerimizi, hem yer altı hem yer üstü değerlerimizi, zenginliklerimizi, bütün Türkiye'deki insanlara, yaşayan bütün topluluklara inşallah biz anlatmaya, sizler vasıtasıyla, Bitlis TV aracılığıyla anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hem ülkemizde hem de yurt dışında da tanıtmaya devam edeceğiz değil mi? Aynen, yurt dışında da şimdi Vali Bey'le de görüştük. Birkaç organizasyon düşünülüyor. İnşallah bundan sonraki ayak
yurt dışı olacak. Avrupa'ya açılacağız artık. Artık Türkiye bizi kesmiyor, Avrupa'ya açılacağız. Son olarak izleyicilerimize buradan, İzmir'den, Bitti Sanatım Günlerinden neler söylemek istersiniz? Evet, ben son olarak yine tekrar söyleyeyim. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Başta Bitlis TV ailesine teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyoruz. Herkes yüreğiyle çünkü burada. Herkes o heyecanı yaşıyor. Herkesin kendi sanki bir kardeşinin düğünüymüş gibi o hava var burada. Katılan herkesle evinin en yakınının düğününe hazırlanır gibi bir hazırlık gördüm. Onun için de çok mutlu oldum. Onun için Rabbim inşallah bizleri utandırmasın. Ve şunu çok açık söylüyorum. Bitlisli her zaman Bitlisliğiyle gurur duysun. Ne kadar gurur duysa azdır. Çünkü biz Bitlisliğimizle, Bitlisli olmakla gurur duyuyoruz. Ben gurur duyuyorum. Başım dik her yerde Bitlisli olduğumu rahat söylüyorum. Eğer biz doğunun en doğusundan, Bitlis'ten gelip İzmir'de bu programı yapmışsak, bu katılımı sağlatmışsak, bunu insanlarımız bize yaşatmışsa ne kadar gurur duysak azdır. Hemşehrilerimizle, memleketimizle, Bitlisliğimizle ne kadar gurur duysak azdır. İnşallah Bitlis artık kabuğunu kırdı. Hem yatırımlarda kabuğunu kırdı, hem kabuğunu kırdı. Artık Bitlis yürümeyecek. Koşarak inşallah hedefe doğru hep beraber ilerleyeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Akşama kadar burada bayram, düğün bayram devam edecek. Sevgili izleyicilerimiz, İzmir Fuar Alanı'nda Bitlis Sanatım Günleri'ni en güzel şekilde yaşadık, sizlerle paylaştık, an be an sizlere aktarmaya çalıştık. Ve bu güzel mutlu günlerin, Bitlis'in düğününün de maalesef yavaş yavaş sonuna doğru geldik. Hani bu son 4 gün boyunca yaşadığımız bütün güzelliklerin değerlendirmelerini Bitlis AK Parti Milletvekili Sayın Vahit Güler Beyefendi'den aldık. Bizden bu kadardı efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.